Auz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allah resulina Muhammedin salavat. Şaşırdınız değil mi böyle? Gerçi alışmışsınız. Bunun gibi kaç tane gördün yukarıda şey Furkan? 4. Bir de odamda vardı masanıza. Ne yaptı? 5. Bir de bu 6. Risale-i Nur'un toplamaları. Alfabetik toplama. Şimdi şuraya şey koydum çok ağır. Nerede yapacağız? Çok ilginç. Hiç Rüştü abinin dışında yapanı zannetmiyorum. Bu dersi. Ben de yapacağım. Dersimizin konusu der veya dedirtir. Şimdi niye? Bunu görüyor musunuz? Nedir? Gözün görüyor değil mi? Uzağı görüyorsun. Hizmet rehberi. Burada diyor ki, ustad zamanında Usta sırası değil. Ustadın zamanında, burada göstereyim. Şuradan başlıyor. Şu şeyleri çizdim. Ondan sonra diyor ki, Hulasa çizdim. Ustad zamanında, zamanında altını çiziyor. Ve sonrası gelişen hadiseler, ortaya çıkan olaylar hadiselere yorumlamak, izah etmek, anlamak, anlatmak, ifade etmek. Yaşamak, yaşamaya vesile olmanın zemini ve malzemeleri. Yani gelişen bir hadise oldu. Nasıl bakacağız ona? Her risale nasıl bakıyor? Yani usta zamanda yani bu. Mesela Gayrimenteşir'de Ni, niçin insanların rüyaları farklıdır diyor. icazımı getir bir göstereyim bir şeyi. Sana zahmet olacak ama. Gayrimenteşir'den Osmanlıcadan için Bizim bir zaafımızı da söyleyeyim size. Uydurduğum, yalan söylediğim, veya tahmin ettiğim, bak yalan söylediğim, uydurduğum veya zannettiğim anlayış kıtlığından anlayamadığımı, ifadelerimi makbul yapmak, değerli kılmak için usta söylüyor. Bir büyük zata, bir mühim esere isnat etmek. Yapamasa, yapamasa sen kitap adını veremiyorum, yapıyorum şimdi. Gayrimüteşir'de yazıyor kardeşim. Bu da hikayedir. Yani söyle. Şimdi bir daha kendi yalanımı veya anlayışsızlığımı veya zannettiğimi makbul kılmak için bak çok önemli. Makbul kılmak için büyük bir büyük bir zata, makbul bir esere isnat ederek topu oraya atıyoruz, taca atıyoruz. Bir zat demiş, okumuştum veya hemen bizim için de en kolay yol gayrimüteşirde yazıyor. Yok kardeşim öyle bir şey. Müteşir olacak. Ancak teşvik için olur buna paralel. Şimdi e, öyle bir rastlarsanız gayrimüteşirde fihi nazarun pek kale almayın. Kale almayın. Fihi nazarun kale almayın. Hatıralar bizi bağlamıyor. Gayrimüteşirler bizi bağlamıyor. Bizi muayyen haddi hududu belli olan layıkalar, Emirdağ layıkası, Kastamonu layıkası, Barla layıkası, Tarihçi hayat yani risale i nur. Bak gayrimenteşif dediğim zaman teyit edecek. Bak şimdi. Bir şey göstereceğim. Adam vefat ettiği zaman kabir azabı haktır. Kabir vardır. Kabir azabı vardır. Oraya bir soru soruyorlar. Ya tamam da kabir azabı varsa adamı buraya koysak. Vefat etse. Haftalarca gömmesek. Göğsüne de yumurta koysak. Kabir azabında varyoz olsaydı adama vursalardı. Vallahi o şey düşerdi. Yumurta bakan. Ha, ha burada. Bu yok. Ama gayrimun teşhir. Buna paralel gidiyorsa. Doktorum bak buraya koydum abi. Burada çıktı. Çok lazım sana bu cümlen de onun için. Buraya. Gayrimun teşhir. Hatıra ne zaman lazım? Paralel gidiyorsa külliyata. Aynen ustad da böyle demişti. Tamam. Ama külliyatta olmayan bir mevzuyu veya külliyatta sari olan bir mevzunun tersini hepsini çöpe at. Bu evvel ahir benim de tavsiyem. Zaten bize de öyle derdi. Hayatta istikametinizi kaybedersiniz. Vallahi zikzaktan çıkamazsınız. Bir daha. Bak bu gayrimüteşir. Size lazım bu söylediğim. Şu söylediğimi kendi başınıza evde okusanız bulamazsınız. Şimdi neyi söylüyorum? Hatıralar. Gayrimüteşir. Külliyata paralel giderse. Tamam. febia. Ters olursa atın çöpe. Örnek vereyim mi size? Bunlarla. Seferde namaz kastedilir mi abiler? Nerede yazıyor? Fıkıta fıkıt tamam. Yazıyor mu doktor? Nerede yazıyor sen söyle? Namaz kastedilir. Hangi risalede yazıyor? Yok. Ha, Barlalakani var evet. Uçakta kastedilir. Affedersiniz özür dilerim. Tamam. Başka İştihat bahsinde 27. sözde. Peki hatıra bununla çatıştı. Ben ustattan duydum ki 4 kıldı seferde. Tamam kardeşim sana mübarek olsun. O senin olsun. Yayma. Çatallaştırma. Külliyatta zıt bu. Külliyatta zıt. Milletin zin zin sana hastır o. Peygamberin e, hadislerinde de öyle. Amdır hastır. Sucunun gusunun hattın battın mutlalan. Ona has ve hususu söylediğini genelleme, genelleyemez. Bana bazı şeyler söylemiş mesela usta işte abi diyemem. Rüzüber abi'den gelmiş. Böyle demişti bana ama sen de kalsın ama bil. Hayatında kenarda dursun. Dedi. Şimdi genellemez. Bak abiler. Bu külliyata paralel gittiği için bu Gayrımünteşir Kader Risalesi var teşir Kader Risalesi'nden aldım. Gayrımünteşir Kader Risalesi var. Bunları çevirdim ama niye koydum buraya? Bantta çıktı da. Paralel gidiyordu ondan. Soru burada geçiyor zaten bir insan yakıldığı zaman onun külleri, bir insan yakıldığı zaman onun külleri hava alemi içinde dağılırlar. Dağılırlar. Böyle olunca onun hakkında kabir hayatı nasıl tasavvur edilebilir? Azap çekilebilir. İkinci sual. Cevap verdi. Bir cenazenin ben atmadım yani. Göğsünün üzerine yumurta dedim ya. Bir cenazenin göğsü üzerine bir yumurta bırakılsa ve günlerce kalsa o cenazeden etna bir hareket dahi hissedilmez. Bu takdirde bu şahıs hakkında hayat vazap nasıl olur? Sonra alemleri söylüyor. Tamam. Ha. Ne yapacağız abiler? Paralel gidiyorsa, teyit ediyorsa hatıra veya gayrimüteşiler makbulumuzdur. Külliyatta yok veya çatışıyor. Bir daha. Külliyatta böyle bir mevzu yok. Veya çatışıyorsa onun şahsına aittir. Seninle alakası yok. Gelelim bugünkü dersimize. Hizmet rehberinde değişen hadiselerde, hadiselerde ustadımızın zamanında bile ne yapacağız? Buraya bakacağız. Abi ben işte hayattayım, doktorum, memurum, aileyim, anneyim, babayım, fabrikadayım. Ben külliyat hakim değilim. Bu hakim olursa bir cilt, bir hizmet rehberi. Kim, kime, nerede, neyi, ne zaman, nasıl Yapacak söyleyecek dustur bu. Bunu hakim olamaz mısın ya? Bu kadar bir şey. Sayfa kaç sayfadır da söyleyeyim. 224. Vallahi burayı da bulamam ama e, tamam filistesi de var bunun. Bunun da filistesi var. Ha? Şimdi burada <laughs> bu lazım bu söylediğim bu dershane hayatında elde edilir. Veya dershane hayatıyla fıkı fıkı olanlar, hizmeti ta takip edenler bu naklettiğim kitap kadar değerli olduğunu sıkıntısı olunca anlar. Allah düşürmesin ama düştüğünüz zaman zamanın birinde öyle kullanacaksınız ki ha dershanede denmişti. Külliyatla çatışan veya olmayan bir şey hatıra ve gayrimüteşir. Koy çöpe demişti beyaz kafalı bir adam. Koy çöpe, Lazım olur. Bunu ailede de kullanırsın. Mesela doktor, acilde çalışıyorsun abi. Devlet, hastane koydu. Sen de o bilgilerini koydun kenara. Doktor bey şu otu kullan. Doktor bey şu dumanı hastaya ver. Oradakiler sana akıl veriyor. Sana acile gelenlere de sen o yani kendi bilgini değil dışarıdan dolma şeyleri yapıyorsun. Olur mu? Kullan evde de öyle. Evet bu zamanda bu dehşetli ve cihan şumul hadiseler karşısında bu zamanda hadiseler devam değişmiyor mu? Kimin eli kimin cepte değil. Belli değil. Birbirine girmiş. Hepsi der ki A, ayranım tatlıdır. Ekşi kimse demiyor. Böyle bir zamanda ne yapacaksın kardeşim? Bak ne diyor? Bu zamanda, buradan okuyorum. Bu dehşetli ve cihan şumul hadiseler karşısında Kur'an şakirtleri cüzi ve külli ferdi ve içtimai bütün ders ve ikazlarını Risale-i Nur'la tahsil edeceklerdir. Nereden ne yapacağız? Ustad zamanında bile ustad kendisi özel düstur beyan etmemiş kişilere. Risale'de var demiş. Bak Ustadımıza muracat edenler ve ziyarete gelen bütün ziyaretçiler hemen umumiyetle daima görüyorlardı ki Ustadımız onların nazarlarını Risale'ne tevcih ediyordu. Bak orada var derdi. Ondan sonra burada kalsın ee, ben buradan başlayayım. Şimdi der ve dedirtirler ilk önce hemen başlayayım. Bu niçin ihtiyaç duyuldu? Düşünün yani. Bizim kitabı kaldırmakta zorlanıyorum. Böyle 6 tane var. Bunun dışında 5 tane. Her kelimenin var. Her kelinin toplaması var. Her ama ne hatırına geliyorsa. Her bile var. Her toplaması. Görmek isterseniz benim kata çıkın. Giriş salonundaki sağdaki kütüphane o. O komple onunla dolu. Komple duvar o toplamayla dolu. abi yapmış. Ve bilgisayar yokken. Mesela bu sitedeki değil mi? Toplamalarda sitede var mı? Sitede var. Nurdersi.com'da var. Onlar. He var. İnşallah hepsi vardır. Ee, şimdi niçin ihtiyaç duyuldu? Hemen komprimini söyleyeyim. Mesela ilk önce siyasetten başlayayım. Sonra ferde yapayım. Hı. Mesela ehli dalalet, ehli zındıka. Gayril mağdubi aleyhim ve gayril mağdub ve dallin. Guruhu. Bizatihi şerrini kendisi yapar. Yapamadı mı? yaptırır. Bizzat Şer'i kendisi söyler. Söyleyemedi mi? Olmaz. Musait değil. Toplum musait değil. Topluma uygun adama söylettirir. Gelelim hizmete. Aramıza bir parmak girmişse, cemaatin içine parmak girmiş, cemaati bozmak istiyor. Bizzati nasıl yaptıysa geldi, müddebir makamına çıktı, karar mekanizmasına çıktı, meşvereti tepe. Bunun da en çok nasıl oluyor? temelden bir kanaat önderi olarak olmamış. Yani temelden gelmemiş. Bir mazisi yok. Bir geçmişi yok. Parkura girmiş. Nasıl girmiş? Ee, şöyle oluyor. Para yardımı yapıyor. Makbuliyetini senelerce ispat ediyor. Yani bazılarını diyorum genel demiyorum. Parayı vere vere vere. Hizmeti yüklenmiş gibi gözüküyor. Müthiş bir makbuliyet kazanıyor. Sonra ondan sonra icraat yapıyor. Trenin raylarını değiştiriyor yönü de gidiyor. Bir baktın kice hizmet böyle gidiyordu tren. Ay baktın ki dönü verdi. Böyle gidiyor. Şimdi öyle lazım. Hiçbir şey de diyemezsin. Ad, adam dümenin başına geçti bir kere. İstinanı ne kadar mühim olduğunu anladık mı? Herkesten alınmaz. Bir tanesi dedi ki neredeydi burada mıydı ya? Yoksa ha <laughs> ha Bodrum'da. Bodrum'da. Kaptan da dinliyordur belki. Bir dershanede arsamız var orada dershane yapalım yapmayalım, prefabrik yapalım yapmayalım konusunda için. Bilmediğim, tanımadığım bir adam bizim bulunduğumuz, konuşacağımız, yemek yiyeceğiz. Yani beraber zaman geçireceğimiz yere gelmiş. Ders değil. Gelmiş nasıl gelmişse gelmiş. Kardeşim sen kimsin? Sen bizi tanımasın abi. Şu, biz seni tanırız. Tamam Kardeşim. Aynı ha hiç. Hiç sıkıntı çekmem ben o konuda. Dedim kardeş sen beni tanıyabilirsin. Ama ben seni tanımıyorum. Onun için hiç kusura bakma. Ben tanımadığım kişilerle özel seyahat etmem, yemek yemem, barınakta olmam. Sen iyi adamsın, süpem yoktur ama ben böyle bir ahlakım var. Onun için lütfen burayı terk et. Bizi yalnız bırak. Peki abi, çekip gitti. Niye ben iki güne acaba hep acaba da yaşayacağım? İhtiyacı varsa derse gelir, dershane gelir. O kadar siteye girer. Yani bir kırılacak, dökülecek. Hiç önemli değil. Doğru yap. Ha, şimdi Arkadaşlar niçin söyledim? Bizati gayril mağdub, mağdub ve dallin guruhu. Yani ustadın tabiriyle zendeka komitesi. Bir başka ifadeyle zındıka komitesi. Yani sahada olana zındıka, e, arkada gözükenlere de zendeka komitesi. Şimdi biraz küreselciler. Şimdi bu hizmeti hedef almışlar mı abi? Almışlar. Yani bütün Hristiyanlığı dahi, İslam dahi hepsi hedeflerinde din olmaz. Bir anda bu mesleği kaldırabilirler mi? Kaldıramazlar. İslamiyeti de nurculuk. Nasıl yapacaksın? Tesirini yok edeceksin. Sistemini bozacaksın. İzah ediyorum ama şey kadar lazım. Bunu nasıl yapacak? Ya insanların Allah Resulü'nün hadisini zikredeyim de içeride meyve yerken söyledim ya. Yaşlılığın getirmiş, peygamberin duası, yaşlılığın getirmiş olduğu bunaklıktan, ahmaklıktan, zafiyetten, ee, zillete düşmekten mesela ya Rabbi muhafaza et demiş. Şimdi adam Zendeka komitesi bizzat yapar. Yapamadı, yapam yapacak ama toplumu sait değil. Tepecek, geri tepecek. Anlaşılacak niyetim. Bu sefer ben yapmıyorum. Bu cemaatin içinde en kimdir? Veya bir de damarına bakarlar böyle dedektörle. Zafı kim? Ne yaptı? Kadir işimize gelmez. Yani Lan bayram olan Furkan'ın şu konuda zaafı var. Oradan girdiler o zaafına benim söyleyeceğimi değmedi mi sana söylettiriyor. Söylerler veya söylettirirler. Yaparlar, yaptırırlar. Der, bizzat der. Diyemedi mi? Dedirtir. Aa, de dersin adı da Oy kitap İbrahim. Der ve dedirtir. Aa, Filistesini bile yaptım. Bak. Aa. Malum cemaat kullandıkları gibi değil mi abi? Evet. Ya bak kullandılar. Koca kullandılar da seni beni mi kullanmayacaklar? Kullanamazlarsa buraya bağlıysan. Yoksa vallahi kullanırlar. Kullanırlar. Mesela bir şey söyleyeyim size. 5.816. Koruma Kanunu Cumhuriyet Halk Partisi değil demokratlara çıkarttırmışlar. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi çıkartamazdı toplum fevran ederdi. Yaptı, yapar veya yaptırır. Söyler veya söylettirir. Der veya dedirtir. Bu ikisi de var. Ne kadar acayip değil mi? <laughs> Usta tepsini söyledi ya. İki, iki yapraktır. <laughs> Okuyalım biraz. İki de şeyse de okuyabildiğimiz kadar. Böyle okuyayım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin salavat. Bismi Subhanehu onun ismiyle başlıyoruz. Der veya dedirtir. Risale-i Nur'da geçen derler veya dedirtirler tabiriyle anlatılmak istenen mana emniyetli olduğundan nazara vermek ihtiyacı duyuldu. Lütfen orasını abi et diye ihtiyaç duyarsanız mutlaka sor biz bizeyiz zaten. Her şey ya, yayınlanacak değildir. Seneler önce yapılan bu tayakkuz dersinin uyanıklık, uyanık olalım diye tayakkuz dersinin zaman zaman nazara verilmesi de hizmetin selameti için gereklidir. Yani be, zaman zaman ders yapmamız lazım. Ha? Tayakkuz dersi. bu layıklar. Bunlar hep dusturdur. Bu kadar niye çizilmiş ya? Bu çıktı. Allah Allah. Hazreti Ali. Hazreti, Hakkı, Hazreti Ali küllata nasıl geçiyor? Ne çizmişim ya? Uuu. Yok mübarek. Rüşt çizmiş. Benim çizgim değil. Allah. Hep o çizmiş. Aa. Çizmiş. Evet münafıklar hulul planıyla. Hulul neymiş? Yani dost görünerek dini cemaat içine girip orada enaniyet ve garazkarlık bir cemaatin içinde enaniyet ve garazkarlık ve hissiyatına mağlup olanları ve saf dilleri bulup hizmet zararına olan telkinleri onlara hizmet maslahatı gibi gösterirler ve dedirtirler ve o sözleri iyilik zannıyla yaydırırlar. Anlaşılıyor değil mi İbrahim abi? Tamam. Bu plana göre ifsatçıların dedirtikleri der veya dedirtikleri sözlerin zıtlarını yapmak hizmetin menfaatına olur. Ez cümle tarihe hayat eserinden alınan aşağıdaki ikaz yazısı bu hakikati ciddiyetle nazara veriyor şöyle ki. Bu gizli dün düşmanları ve münafıklar çoktandır anladılar ki Nur talebelerinin kefenleri boyunlarındadır. Onları Risale-i Nur'dan ve ustadlarından ayırmak kabil değildir. Bak şimdi ne yapacaklar. Bak şimdi. Bunun için şeytani planlarını, şeytanın bilatına gelmeyecek bir plan yaptılar. Desiselerini değiştirdiler. Ustada hücum etmediler artık. Baktı ki kalkmaz bu nurculuk. Yayılıyor. Hücum ettikçe yayılıyor ateş gibi. Tekme vurdukça ateş etrafa yayılıyor. Bir adama hücum ettikçe bu toplum mazluma sahip çıkar. Bir de merak uyanır. Hücum ettin. Olan bu adam kim ya? Bu böylelikle onun dersi yayılır. Yahudilerin de sözüyle reklamın kötüsü yoktur. Sonucu çok iyi çünkü. Tamam. Şimdi diyor ki bunun için şeytani planlarını desiselerin değiştirdiler. Ne yaptılar? Bir zayıf damarlarından veya safiyetlerinden istifade ederiz fikriyle aldatmak yolunu tuttular. O münafıklar veya o münafıkların adamları veya adamlarına aldanmış olanlar dost suretine girerek bazen de talebe şekline girerek derler ve dedirtirler ki bu da İslamiyet hizmettir. Bu da onlarla mücadeledir. Şu malumatı elde edersen Risale-i Nur'a daha iyi hizmet edersin bu da büyük bir eserdir gibi bir takım kandırışlarla sırf o nur talebesinin nurlarla olan meşguliyet ve hizmetini yavaş yavaş azaltmakla ve başka şeylere nazarın çevirip nihayet Risale-i Nur'a çalışmaya vakit bırakmamak gibi tuzaklara düşürmeye çalışıyorlar. Veyahut da maaş, servet, mevki, şöhret gibi şeylerle aldatmaya veya korkutmakla hizmetten vazgeçmeye gayret ediyorlar. Mesela bir insan maaşla, servetle, mefkiyle, şöhret gibi aldatamadılar mı? Sonra korkutmak, hizmetten vazgeçirmeye gayret ediyorlar. Risale-i Nur dikkatle okuyan kimseye öyle bir fikir. Bak Risale-i Nur'u okuyorsa bir insan. Risale-i Nur dikkatle okuyan kimseye öyle bir fikir. Ruhi, kalbi intibah ve uyanıklık veriyor ki bütün böyle aldatmalar bizi Risale-i Nur'a şiddetle sevk ve teşvik ve o desas münafıkların maksatlarının tam aksine olarak bir tesir ve bir netice hasıl ediyor. Fesubanallah hatta öyle nur talebeleri meydana gelmektedir ki asıl halis niyet ve kutsi gayeden sonra bir sebep olarak da münafıkların meskul planlarının inadına, ramına dünyayı terk edip kendini Risale-i Nur'a vakfediyor. Ve ustadımızın dediği gibi diyorlar. Zaman İslamiyet fedaisi olmak zamanıdır. Tarihçeyi hayat 690. Ne yapıyorlarmış? Hizmetimizin içine giriyorlar. Ne Bir zayıf damarını veya münafık safiyetlerinden saf ya zayıf damarını buluyorlar. Para, kadın, ne bileyim. Zayıf noktası. Veya saf. Safiyetinde var ya böyle. Saf metsup gibi. Onları buluyor. İstifade ederiz fikriyle. Aldatmak yolunda ne yapıyorlar? Ya derler veya dedirtirler. Makbul insanlar ağzıyla söylettiriyorlar. Deva... Evet. Mesela bana Risale-i Nur'u tanıtmaya vesile olan atölye şefi hocası yani yüzlerce belki de binlerce kişi Risale-i Nur anlatmış. Bu hizmetini önleyememişler. Tehdit ettiler. Bilmiyorum ne yaptılar. 80'de, 70'de, 80'de. Adamı nasıl durdurdular biliyor musun? Müdürlük verdiler. Atölye şefine müdürlük verdiler. İşte bu paragraf güzel bir örnektir. Çünkü hizmet mensuplarını maaş, servet, mefki ve bilhassa şöhret gibi şeylere teşvik ile aldatmak isteyenleri dinlem dinlemeyip aksine hizmet faydası olmak tavsiye ediliyor. En çok dikkati çeken bir husus da şudur ki Risale-i Nur'da hizmetin selameti için emniyetle ve tekraren nazara verilen ikazlar neşredilip nazara verildiğinden gara, garazkarlar bu müsbet neşriyata muhalefet ederler de Risale-i Nur'un açık beyanatlarıyla koyduğu dusturlara muhalif neşriyat yapanlara karşı susarlar. Mesela şey onu söyleyeyim. Diyelim ki Risale'de toplama yapılmış. Ris bunu Risale'den okuyor. Tarihçi ayet alıyor. Nereden çıktı bu? Madem bunun altında bu olacaktı, bunu getirecekti. Adam buna oysa 56 kastamına söylüyor sizin vazifeniz e, tahşiyelerle, şerh ve izahlarla devam edecek diyor. Vazifenizdir diyor. Tahşiye, haşiye, şer ve izahlarla şer ve izah yapacaksın diyor. Senin vazifen devam edecek diyor. Benim vazifem bitti. Hz. Ali'ye dediği gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ben Kur'an'ın tenzili için yani vücuda çıkması için, tenzili için yeryüzüne bu insin diye savaştım. Ben Kur'an'ın tenzili için savaştım. Sen tevili için savaşacaksın. Yani manası için savaşacaksın. Mana içi içeriklerindeki mananın ortaya çıkması için savaşacaksın. Usta diyor ki ben diyor Risale'nin vücuda geldi diyor. 56 Kastamon gaybtan bahsetmiyor. Ben diyor risale ortaya vücuda gelmek için Hiçbir Yok. Hiç yok. E, tabi tabii. bu koca paragraf şu. Haha ha, kopya yapılıştır. Komple 600, 690 diyor tarihçi. Bunun gibi din, din düşmanları. Bak o. Toplama yani. Şu adam e, buna da nazara veriyor. Mesela toplama yapacaksınız diyor. Usta toplama yapmış. Kasam da söylüyor. Şu şu parçalar, şunlar şun. Şu parçalar şuradan şuraya kadar. Şu parça şuradan şuraya kadar. Bir araya getirilirse mükemmel bir şehvezal olur diyor. Adam diyor ki şimdi to, toplama yani. O şekilde okumak nereden çıktı diyor. Usta söylüyor. Şu parçayı şuradan şuraya kadar, şuradan da şuraya kadar 42'lik top güllesi gibi me lise mektibinin atabilirsiniz diyor. Ka zannediyorum Kastamonu 141 ya. M yani buna kafayı taktı diyor bu toplamalara. Ama risalenin içerisinde nazarımızı dikkat di çevirecek, bizi meşgul edecek bir sürü kitaplar var. Risalenin daha iyi anlarsın diye inan bana yere koy yere. Ha böyle koy. Benim boyumdan fazladır. Fazla olur. Risale-i Nur'u daha iyi anlarsınız diye piyasaya bize sürü, sürülen kitaplar var ya. Neşedilen kitaplar. Boyumu aşar. Lan bu adam zaten zamanı yok. Okusa zaten Risale-i Nur'a zamanı yok da. O kitapları hep okumaya kalksa risale daha iyi diye. Risale-i Nur'a vakit bulamadan ölür. Ama bir şey demez ha. Kitap neşediyor. Kitap neşediyor. Risale-i daha iyi nasıl anlarsın? Onlarla fıkı fıkı böyle toplama Risale'ni de yaptığın zaman nereden çıktı diye hücum eder veya ettiriyor. Söyler veya söylettiriyor. Görüyor musun? Çok acayip. Ya toplama yapıyorsun. Risale'ndeki emretmiş usta. Şu parça şu parçayla şu parça da şu parça. Haşir hakkında mükemmel bir şerh ve izah olur. Ya nereden çıktı diyor bunlar. Buna hücum ediyor. Kitap neşe diyor daha iyi anlarsınız diye kendi anlayışını, intibalarını koyuyor boyumu aşacak kadar kitap sayısı var. Onlarla beraber. Bu ne periz, ne turşu, ne lahana derler yani. Tuhaf. Demek ki iyi niyeti olabilir. Yetmiyor kardeşim bu dünyada istikamet için iyi niyet yetmiyor. Saf trikler de var. 25. sayfada söylüyor Kastamonu da. Müslümanların saf derunluğundan istifade ediyor. Saf. Eline veriyorlar. Bir de yaşlığın getirmiş olduğu siyah e, siyak ve sibaksız. Yani mevzunun öncesi ve sonrasını nazar itibarı alamayıp belaga tehli olmadan yani hale muktaza hali olmadan adam söylüyor veya hücum ediyor. Ne yaptığını da bilmiyor. Çünkü ona eline vermişler. Girdiler ya. Makbul bir de birisinde buldular. Verdiler eline. Diyorlar ki şuraya hücum et. Niçin ettiğini de bilmiyor. Derler de devam edeyim. Şimdi nerede okuyayım? Okuyacağım. Sayfayı söyleyeyim ki Mehmet Tarihçi hayat Mehmet 768'den okuyorum abi. Şey 798 şu anda. Okuyorum bak. Yine tarihçi hayat eserinde şu ikaz dahi şayani dikkattir. İns ve cin şeytanlarının ve dinsizlerin bir desisesi de budur ki bazen derler ve dedirtirler. Ne diyorlarmış? Ya diyorlar veya dedirtirler. Ustadınız şahsına kıymet vermiyor. Siz ise onun hakkında takdirkar mektuplar yazıp ustadınızın rızasına uygun hareket etmiyorsunuz. Vay 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 münafık vay münafık. 698. Vay münafık vay ustad vay ne sadık talebe. Bak ne diyor. İns ve cin şeytanlarının ve dinsizlerin bir desisesi de bir desisesi de tuzağı da şudur ki bazen derler ve dedirtirler. Ya der veya dedirtir. Ne derlemiş? Ustadınız he şahsına kıymet vermiyor. Tamam. Siz de onun hakkında takdirkar mektuplar yazıp ustadınızın rızasına uygun hareket etmiyorsunuz. Vay 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 münafık vay. İşte onlar Risale-i Nur ve ustadımızı İslamiyet düşmanlarına karşı müspet ve nezi bir tarza mudafa etmekten men etmek için saftillik damar damarlarından istifadeyle, ile saflığımızdan istifade böyle bir fikir ve mugalata ile nur talebelerini aldatmaya ihfal etmeye çalışıyorlar. Oysa orada devam ediyor tabi izanda. Onlar ustada ve salihunu böyle hücum ettikçe biz daha çok mu daf edeceğiz. Daha çok seveceğiz. Daha çok başımızın kalır. Şimdi 768'den okuyorum tarihçeden. Orada devam ee, devamı var. Ben al, Rüştabe almadı. Mevzu o değil çünkü. Ama biz onun işte tam tersini diyor. Atırma kaldığı kadar. O, ona kadar çabuk oku istersin. He. Evet, Üstadımız Zaman ihlasının iktizası olarak şahsına kıymet vermeyebilir. Bu hal Üstadımızdaki yüksek bir kemalat ve âli bir sediyenin timsalidir. O şahsına ne kadar kıymet vermiyorsa, bizim onda milyarlar derece fazla kıymet ve hemmiyeti görmemiz, basiret ve insaniyetin muktezasıdır bir lütfu ilahidir. Zira Risale-i Nur gibi parlak bir tefsiri Kur'an olan Şah Eser, onun varlığından meydana gelmiş ve fışkırmıştır. Böyle Öyle bir eserin müellifi yalnız bugünkü alem İslam değil, yalnız asr-ı hazır beşireti değil, Nesli Adi'deki milyarlar kimsenin hayat ve memat davası Risale-i Nur'la alakadardır. Ya. Şimdi tarihçi hayat aa, 768'den okuyorum. Yok, 768'den okuyorum şimdi. O geçti 600. Evet İslamiyet düşmanları bir taraftan tamamıyla yalan propagandalarına ve taarruzlarına devam ederken diğer taraftan da nur talebelerinin ustatları ve Risale-i Nur hakkında istidla, istidatları nispetinde istifade ve istifazalarından doğan minnet ve şükranlarını ifade eden takdirkar yazı ve sözlerden mürekkep bir nevi mudafalarını perdeler arkasından men etmeye çalışıyorlar. Bunun için saf dil gördükleri, saf dil gördükleri dostların dostlarına görüyor musun? Veya dostlara samimi görünerek ifrata gidiyorsunuz. Bak nasıl yapıyorlar? Ben size şey yapayım böyle. Ustadın bir talebesi vardı. Süleyman. Tamam Ustanın talebesi. Onun bir damadı var berber. Onun da bir arkadaşı var münafık. Mesela geçiyor. Şimdi nasıl yöntem buluyorlar bak. O münafık berberlik münasebetiyle berbere tesir ediyor, ikna ediyor. Berber de kayınpederi olan Süleyman abiye tesir ediyor. Süleyman abi de ustada söylüyor. Böylelikle ustad o bir şey planın önünü çözdü elhamdülillah. Görüyor musunuz? Görüyor musunuz bak. Bak bazen bakar şey yaparlar. Dostunun dostunu bulurlar. Hasan'a böyle diyor. Ben vefat ettiğinizden sonra neler diyecekler neler. Böyle demişti. Bana böyle söylemişti. Külümen yalan. Ne dediklerim kaynak. Söylediklerimdir. Diğerleri hikaye. Yalan. Size de yapacaklar. Bana değil ki. Böyle zaten. Ustada yaptılar da. Ustada ne iftiralar. Hatıralar. Ne hatıralar uç uçurtma gibi uçurulmuş. Ya. Okuyayım bir daha. İslam düşmanları bir taraftan tamamıyla yalan propagandalarına ve taarruzlarına devam ederken diğer taraftan da nur talebelerinin ustatları ve Risale-i Nur hakkında istida, istidatları nispetinde istifade ve istifazalarından doğan minnet ve şükranlarını ifade eden takdirkar yazı ve sözlerinden mürekkep bir nevi müdafalarını perdeler arkasından men etmeye çalışıyorlar. Bunun için saf dil gördükleri dostların dostlarına veya dostlara samimi görünerek ifrata gidiyorsunuz, ustadı çok büyük, külliyatı çok büyük methediyorsunuz hmm gibi bir takım şeyler söylettiriyorlar. İşte böyle sinsi, böyle dessaz, böyle entrikalı çeşitli iftiralarla bizi korkutmaya, yıldırmaya, susturmaya çalışıyorlar. Geliyorlar, arasacaklar, kesecekler. Ben buradayız lan ne, ne kesecek ne olacak yıldırmaya, korkutmaya, vehim verdirmeye çalışıyorlar. Evet, acaba hiç akıl kârı mıdır ki din düşmanları iftira ve yalanlarından ibaret yaygaralarını yapsınlar da bizler hakikati izhar tarzı ile müdafaa etmekte susalım. Din düşmanları iftira ve yalanlarından ibaret yaygaralarını yapsınlar da bizler Hakikatı izhar tarzı ile mudafa etmekte susalım. Acaba hiç mümkün müdür ki İslamiyet düşmanlığıyla Ustad Bediüzzaman hakkında zalimane ve cebarane haksızlıkları irtikap eden o insafsız propagandacılar yalanlarını savururken biz Ustad ve Risale-i Nur'un hakkaniyetini ilan ederek o acip yalanlarını akım bırakmaya çalışmayalım. Çalışmayalım mı? Acaba eblehlik ve saf derinlik olmaz mı? Kur'an ve iman, imanın hunhar ve müstebit zalim düşmanları. Kur'an ve İslamiyeti ve dini risale Nur'la küfrü mutlaka karşı mudafa ve muhafaza hizmetini yapan Bedü Zaman aleyhtarlığında, mütemadiyen uydurmalarla seslerini yükseltsinler de bu sana çok iyi bakıyor. Ben, yani sen bana bazen diyorsun. E, bedü, hizmete ve bedü zaman alehtarlığında mütemadiyen uydurmalarla seslerini yükseltsinler de biz hak ve hakikati beyan ve ilan etmekte sükut edelim, susalım. Abi susalım mı ya demeyelim mi? Hani oluyor ya amir. <laughs> biz yani mümkün müdür? Seni teyit teyit ediyor ya. Yani. Onlar böyle yaparken biz hak ve hakikati beyan etmekte süküt susalım, süküt edelim susalım. Öyle mi? Yani bu yazıda hak ve hakikatin lehinde yapılan faaliyetleri durdurmak isteyenlere aldanmamak gerekiyor diye dikkat çekiliyor. Aldanmayın. Keza yani şöyle bir şey diyeyim hem tenefüs Allah Resulü zamanından beri yani Adem Aleyhisselam'dan beri var da Allah Resulü zamanında münafıklık yok muydu? Şimdi bitti mi o? Neredeler? Süre hakta gözüküyorlar. Ya dosya kaldı, süre takta Benim münafığım ne nerede? nerede? Var yani değil mi? <laughs> Varsa dikkat edelim. Keza, eyl nifakın ifsadatına alet olmanın büyük mesuliyetini gösterip aldananları ikaz için Hazreti Ustad diyor ki, nereden okuyorum? Mektubat 412. İnsan da ekseriyet itibariyle hubbu cah denilen yani makam düşkünlüğü denilen hırsı şöhret ve hotfuruştuk ve şanı şeref denilen riyakarane haklara görülmek ve nazara amede mevki sahibi olmaya ehli dünyanın her ferdinde cüzi külli arzu vardır. Hatta o arzu için hayatını feda eder derecesine şöhret peristik hissi onu sevk eder. Ehli ahiret için bu his gayet tehlikelidir. Ehli dünya için de gayet dağdağlıdır. Çok ahlakı seyyenin demen şeyidir. Çok ahlaksızlık da buradan çıkar ve insanların da en zayıf damarıdır. Yani bir insanı yakalamak, iyi dinleyin, nereden bize girecekler? Bana ve sana da bak. Bir insanı yakalamak, kendine çekmek, onun o hisini okşamakla, o hisini okşamakla kendine bağlar. Onun hem onun ile onu mağlup eder. Derler ki Furkan ne hizmet ediyorsun ne hizmet Furkan. Kainatı istila ediyor. Senin konuşman kainatı kuşatıyor. Ay mı ne yapayım? Ya sen sen var ya sen. Yer yere gölge sığdırmaz. Estağfurullah abi estağfurullah ama Böyle. hoşta gidiyor. Kardeşlerim hakkında en ziyade korktuğum Bunların bu zayıf damarından eh, el, el, ehli ilhadın istifade etmek ihtimalidir. Bir de okuyorum. Kardeşlerim hakkında en ziyade korktuğum bunların bu zayıf damarlarından eh, ehli ilhadın istifade etmek ihtimalidir. Bu hal beni çok düşündürüyor. Hakiki olmayan bazı bir çare dostlarımı o surette çektiler. Manen onları tehlikeye attılar. Ay ben, Ya ustad. Derbeder ustad. <laughs> Yanıyor yani ya. Yani neticesi ne oluyor şöhretperestlikte? Asıl oradaki şey neymiş? Ahlakı seyyeni şeyidir dedi. Bütün ahlaksızlık oradan çıkıyor. Artık sana yaptıramayacaklar bir şey kalmaz. Netice oldu. Evet. Şöhretperestlik artık dedi ki ne yapar onu o damarı buldularsa, yakalarlarsa? İnsanda altı tane zayıf damar var. Mutlaka bir tanesiyle yakalanırsın. Nerede geçiyor bu? Risale'nin adı nedir? Hucumat-ı hucumat Sitte. Nerede geçer abiler? Mektubatın sonunda. Hucumat-ı hucumat Sitte. Sitte altı hücum yolu. Tamam. Birincisi nedir? Kutlucu. İki. Hav. İki hav. Tamam. Üç. Tamam. Menfi milliyetçilik. Menfi milliyetçilik. Hadi Furkan 5. Ben... Enaniyet. Enaniyet. Tembellik, temperverlik. Harika. Aferin. Dersin çalışmış. O zaman uyanık olacaksın. Ezberleme yetmiyor şimdi. <laughs> Seni esas şimdi <laughs> şey hedefte kaldım, hedefte sensin ha diyeyim sana. Gençsin, duyguların kıpır kıpır. Biz ee, bize bundan sonra der ki, aha, ancak vehim, ee, 50 yaşından sonra vehime bu yaşa göre duygular, zaaf duyguları var. Mesela 26 ile 33 şey olur. Cinsellik olur. Şimdi mektubat 424'te fiili sadakat istiyor. Diyor ki: 424 Mektubat. Ehli dalaletin tarafgırları enaniyetten istifade edip kardeşlerimi benden çekmek istiyorlar. Hakikaten insanda en tehlikeli damar enaniyettir. Abi, abi Traktör şam lastiğine hava basıyorlar. O abi! O abi deyince koltuklar kabarıyor. Hey İbrahim! Aa, koltuklar kabar. Nasıl inecek şimdi? Geldi insin. Bu sefer ne, ne, olur biliyor musun? Böyle kabardı mı? Sana deseler ki oranın yaşta abi ve sayıp tecrübel bak yapma. Bu şeyi götürür. Kıskanıyor. Anlamıyor. Gençlik toplum ne durumda? Ben ne için koşuyorum? Ama anlamıyor abi fark etmemiş. Yani bizim gibi bakamıyor çünkü o artık yaşlı onun dönemi değil der balıklama bir gider itfaiyecilik yaparken itfaiye ihtiyaç duyar. Nereden bildiğim böyle geçiyor? Çünkü ben de böyle düşünüyordum da ondan. Benim aklımda böyle düşüneceğiniz yüzde yüz eminim. Çünkü ben de düşünüyordum Rüştü işte abi ders yaparken. Bizi zor tutuyordu. Sizden daha hareketliydim. Şimdi Şimdi hareketliyim. Şimdi düşün 30 yaşımı dizginimi zor tutardı iki tane zincirle. İki, i̇ki, tane zincirle. Hem kolumu hem ayağımı da bağlamış. Düşünebiliyor musun? 1350 kilometre hangi kafaya hizmet etmişim? Sabah imsakta namazı kılmışım. Yatsı namazına kırıkanda ders, ders yapıyor. Spring denilen bir şey. Yağ tenekesi. Katliam yapmış yani. Tofaş'ta Renault. Ya tenekelerini bu millete vererek artık yollarda gidişte gelişte hangi kafa hizmet etmişim vallahi acayip yani sabah imsakta çıkıp lan o ki Kırıkana gideceksin bir gün önce çık adam gibi git 90'la yüzde git çift gidişte gelişte var otoban da yok hangi kafayla hizmet ediyorsun kardeşim sen ya o Adana'ya girişindeki pozaltıdan geçilir mi lan yatsın namazında ben nasıl yetişirim ya işte böyle düşün adam iki ayağıma da zincir bağlamış, iki koluma gene durduramamış bu kadar. Ama derdi ki Rüştü abinin dönemi değil ki ya ustat dönemi. Şimdi gençler, toplum çok ihtiyaç var. Bizim konuşmalarımız var ya böyle uf. Sonra ya Rüştü abi yaşlığını getirmiş oldu hissiyat. derde Der de der. Bana da böyle diyeceksin çünkü ben dakika dukka çalma kapıyı çalarlar kapını. düşündüğüm için düşüneceksiniz. Onda hiç şüphem yok. Düşünün çünkü kızmayacağım. Çünkü ben yapmışım zaten. Muhalefet edebilirsiniz çünkü ben etmişim. Böyle yapardı. Bakardı. Külliyatta şeyse tamam ama ikna ederdi. Derdi ki bak senin söylediğin ima bu sari. Bazen de çok kızdığı zaman en çok böyle darlatıyordum bazen. Tam izdizdi gidiyordum. Işte beyinsiz kafasın. O ders ortamında o denilir mi ya işte böyle kızdı en kızmasın şöyle ifade ederdi. İ İmam Azam da İmam Azama da İmam Ebu Yusuf itiraz ederdi. İmam Azama da Ebu Yusuf talebesi itiraz ederdi. Anladım ki ha dur otur ha. Yani yanlış söylüyordu. Daha ya adam. Yani gen gençliğin getirmiş oldu heyecan oldu ya pazar günü. Heyecan ile diyeceğim dur la dur işte ya. Öyle değil işte öyle. Bir de okuyayım. Fiili sadakat istiyor usta. Ben sizi söylüyorum. Allah şahit olsun. Kafanıza yatmayanı Allah rızası için istiyorum sizden. Benim külliyata zıt bir ifadem ve yanlış orada gözükeni edebinize, terbiyenize, zaman zemine uyarak bana söylemenizi Allah için istiyor. Abi bu yanlış görüyor. Şurada yanlış oluyor. Veya şu davranışım bize şöyle anlaşılıyor. Vallahi memnun olacağım. Çünkü kabirde pişman olmaktansa burada düzeltme şansım var. Orada yok. Hizmet adına abi bu bizde böyle anlaşılıyor. Yapmayayım demeyeyim o zaman. Gayret ederim Yani. Hiç endişeniz olmasın. Ben kemalat olarak söylemiyorum. Çünkü insan nakıstır bulunduğu şeye göre. Allah Resulü günde 70 defa istiğfar etmiş. Yani kemal mertebesine göre Kazanımlarıyla ile mukayese edince nakıstır. Ee, onun için birbirimizi çapacağız şey kardeşim. Enaniyeti beslemiyoruz ki ya bu kafeste. Bilerek söylüyorum ha. Bunu da silersin. Ehli dalaletin taraf girleri enaniyetten istifade edip kardeşlerimi benden çekmek istiyorlar. Hakikaten insanda en tehlikeli damar enaniyettir ve en zayıf damarı da odur. Onu okşamakla. Bir tanesi. Maşallah. Barakallah. Allah şükür. Sen bari sen konuşunca kainat istila ediyor. Falan. Onu okşamakla çok fena şeyleri yaptırabilirler. Ey kardeşlerim dikkat ediniz. Sizi enaniyetle enaniyette vurmasınlar. Onunla sizi avlamasınlar. Olta. Bala, balığı nasıl avlıyoruz biliyor musun doktorum? Yediriyoruz yemek için. Yem yediriyoruz. Aa, cömerte bak diyor balık, balık. Balıklık olan ne insan ya, ne merhametli, ne cömert ya. Bak geliyor, bir kova ekmeği var, bize yedirecek. Yediriyoruz, yemek için. Sizi de yemesinler diyor. Bak nasıl ağlıyor ustad. Diyor ki, ey kardeşlerim. Ehli dalaletin tarafgirleri enaniyetten istifade edip kardeşlerimi benden çekmek istiyorlar. Hakikaten insanda en tehlikeli damar enaniyettir ve en zayıf damarı da odur. Onu okşamakla çok fena şeyleri yaptırabilirler. Ey kardeşlerim dikkat ediniz sizi enaniyette vurmasınlar onunla sizi avlamasınlar. Teberana bak ya. ya. sizin böyle bir üstahıyla bir durumunuz oldu mu mesela? Ne, ne konuda? Hani bu noktada size söyletirip de aranızı böyle açma durumunda... Oldu. Yaşadım evet. Demediğimi ben şey yapmadığımı Rüşta, şey, Sungur abiye de dediler. Sonra Sungur abi bunlar kamil insanlar ya. Çağırdı beni. Kardeş dedi senin hakkında böyle böyle duydum dedi. Bunun hakikati nedir dedi. Hazreti Ali söylüyor ki radiyallahu anh. E, bir kişi size haber getirdiği zaman yüzde yüz haklı dayı olsa o getirilen, iddia edilen şahısla konuşmadıkça, ikisini konuşmadıkça karar veren zalim olur. Ayette de var. Fasık, Fasık size bir haber getirdiği zaman ta, araştırın diyor. He? Fetebeyyenu. Fetebeyyen. Evet. Araştırın. Mesela e, Rüştü abiye hiç unutmayın bak hatırma getirdin ya. Beşinci kat Zeytinburnu'nda çatıda Rüştü abi baktım Masum. Ondan sonra nöbet tutardık. O zaman kalorifer yok. Kömür biz kullanırdık. Kömür On zehirlenir diye sobasına odun alırdık. 100 kilo, 200 kilo. O gece de üşümesin diye saat kurardık. O saatler var diyor. Tak tak ta, tavuk tane toplayan ta, şu var ya. O ne hatıra ya. Kurardım ki gece kalkar üşümesin odun atardım abiye. Onun için bana da hizmet ediyorsunuz ya. Hiç şaşırmıyor. Çünkü ben dakika dakika odun koyardık. Baktım masum duruyor. Çağırdı beni. Gel. Dün akşam neredeydin? Abi sen neredeydim dershanede? Söyle abi. Ne dediler? Ne diyorlar? Senin hakkında böyle böyle diyorlar. Bunun hakikati nedir? Bu neyin Dedim abi şuraya kadar doğru. Şunlar yanlış. Bunu da bunun için yapmıştım. Buraya onun için gitmiştim. Dikkat et. Ve hizmetinin her şeyini söylemek indi. Herkese söyleme. Dershanede arkadaşın dahi olsa her derse gittiğini, ben derse gidiyorum veya herkese demeye gerek yok. Deme. İnsanlar zayıf damarı çoktur. Gıpta damarı tahrik olabilir. Adam oturuyor. Sen her akşam derse gidiyorsun yani. Niye oturuyorsun? İstersen ders bulamaz mısın? Bir sürü ders var. Dün neydi günlerden? Cuma. Ders yok muydu? Vardı. Her yerde var. Ha. Şimdi devamlı oturmak Dersen de olmaz. Zaten sabahtan akşam okuyorsun. Okuduğunu hazmetmek için derse gitmen lazım. Al gitmeye 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 bu da bir tuzak. Bunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Bu yanlış. yanlış ikaz ediyorum. Ama dinlersen e, tuzak o da. Şeytan yapıyor. Niçin biliyor musun? O atılmasa içeride artık bedensel ve hissiyat itibariyle fikir tamam canlı. Bedensel hormonlar veya hissiyatlar birikimi olur, patlama olur. Çok istediğin bir şey bıkkınlık olur, istemezsin. Yapmayın. Derse mutlaka gidin. Mutlaka gidin. Elinizden geldiği kadar yaya gidin. Yaya gidin. Boşalın. Dedi ki, ben de söylüyorum yani cemaatin için. Her hizmetinizi hizmet elemanı dahi olsa deme. Her hizmetini, her muvaffakiyetini, her güzel manayı güzel dahi olsa her her dershanede kaldığın arkadaşına deme. Abiler düz okuyayım şunu bitireyim. Çünkü bir yüz. Şurada bir şey var. O biçareler kalbimiz ustat ile beraberdir fikriyle kendilerini tehlikesi zannederler. Hatta ehli ilhadın cereyanına kuvvet veren propagandalarına kapılan belki bilmeyerek hafiyelik istima, hafiyelikte istimal edilmek tehlikesi bulunan bir adamın kalbim safidir, ustadımın mesleğine sadıktır demesi bu misale benzer ki birisi namaz kılarken karnındaki yeli tutamıyor, çıkıyor hadis vuku buluyor. Ona namazın bozuldu denildiği vakit o diyor neden namazın bozulsun kalbim safidir Fiili sadakata bakın adam gazı kaçırıyor lan gitti namaz olmaz lan ne alakası var ya o gaz bedensel kalbim niyetim temiz benim namaz aklımdaki namaz yetiyor olur mu fiil isteniyor fiil senin abdestli niyeti olman yetmiyor. Abdestli olman lazım. Şimdi Kur'an'ın meskül ikazlar nevindeki bazı ayetleri de ...maney i küllisiyle her zaman ve mekana bakar ve işareten baktırır. Ez cümle bak diyor. Şimdi ayetlerden okuyacağım. Din düşmanlarına karşı yapılan de... sinsi ve gizli münafıklar ve bu münafıkların sözlerini dinleyen ve ayette semmaune tabiriyle bildirilen. Çürüş işte tabi Kur'an'a da çok hakimdi. Çok. Bak. Semmaune tabiriyle bildirilen ve kaderin eleğiyle elendiklerine işaret eden ve yalnız tayakkuz ve ibret için mevzu ettiğimiz 99. sürenin 47. ayeti diyor ki Lev haracu fikum mazadakum illa habala. Eğer içinizde meal, içinizde sizinle beraber cihada çıkmış olsalardı, yani parantez aç, hizmet beraberliğinde kalsalardı, kapat, habalen, yani zarar ve fesat bozgunculuk etmekten başka şeye yaramayacaklardı. Yani hizmete koştur, seninle bazıları koşturuyor ama, koşuyor ama, sana ve hizmete zarar vermek için bulunuyor. Başka bir ayet vel au hilalekum yebugunekumul fitne. Avdau yani fitne sokuşturmak. Tefrika ve bozgunculuk yapmak için sinsice sinsice uğraşacaklardı. Başka ve fikum semaun lahum vallahu alimu bil zalimin ve içinizde onların nifak ehlinin laflarına aldanacaklar munafıklara muhbirlik yapacaklar da vardı içinizde yani ayette semaune tabir edilen zuefa zayıf damarlılar zayıf damarlılar saftirlikler var ya vardır ki ya vardır ya ben seni hep kendimin dışında yapıyorum sanki bende yok. Vardır ki bunlar münafıklara alet olan olanlar olmayınca münafıklar fazla bir zarar yapamazlar. Aramıza münafık girmese hiçbir şey yapamazlar. Bunun için bunları sizden ihraç edip sizden dışarıya atın tefrik olundu. Allah o zalimleri bilir. Elmalılı Hamdi temsilinden tehlisen alındı diyor. Şimdi e, şu, müsaade ederseniz şu kadar kaldı çünkü bitti. İkindi o, kılarsın. Abi şu kadar. Keza Kur'an'da 5. süre 41. ayet ve 42. ayetlerde de bu manada manidardır. Yukarıda anlatılan ve nifak ehlini alet olan müfsitlerin meskül mücahit taifeye hakiki zarar veremeyeceklerini müjdeleyen ama Kur'an'da diyor ki hakiki mücahitlere münafıklar zarar veremeyeceklerini müjdeleyen ve medari ibret olan bir rivayette mealen şöyle buyuruluyor. E, mealen dediğine göre şeyde geçiyor. Ramuzul ehadis. Hadis bu ya. Dur bakayım okuyayım hadis. Ümmetimden bir tayfe keyfiyetli küçük bir cemaat hak üzerinde kitaba bağlı oldukları halde Allah'ın emriyle kıyamet kopana kadar devam eder. Kendilerini terk eden ve muhalefet eden kimselerin onlara bu mucahit tayfaya bir zararı dokunamaz. Ta ki Allah'ın emri kıyamet gelinceye kadar insanlara galiptirler. Yani hakikati Kur'an'ı dairesine galiptirler. Aynı sayfada diğer bir de mealen şöyledir. Demek ki bu hadis. Hadis. Nerede geçiyor? Ramuzül Eadis sayfa 472. Bu o söylediğim herhalde 471. Bir sayfa sonra diyor. adam ne kadar yani hakiki noktada hizmetin şeyindeyse o zaman ona Allah murad etmedikçe Yok. kimse evet. veremez. Zaten peygamberimiz diyor. Bak bir de, bir de okuyayım. Ümmetimden bir taife. Yani bir cemaat, grup. Çok olmaya çalışma bak. Keyfiyetli bir küçük cemaat. Kaliteli küçük cemaat. Hak üzerinde kitaba bağlı oldukları halde Allah'ın emriyle kıyamete, kıyamet kopana kadar devam ederler. Kendilerini terk eden, yol arkadaşları vardı. Kendilerini terk eden ve muhalefet eden kimselerin onlara bu mucahit tayfeye bir zararı dokunamaz. Ta ki Allah'ın emri kıyamet gelinceye kadar insanlara galiptirler. Yani hakikat Kur'an'ı dairesine galiptirler. Aynı sayfede diğer bir rivayetle mealen şöyledir hadis. Ümmetimden bir tayfe kıyamet kopuncaya kadar Allah'tan yardım görmekte devam eder. Allah yardım ediyor onlara. Kendilerini terk edenlerin ayrılmaları da onlara bir zarar vermez. Yani beraber yürüyorduk Kadir gitti. Bu gittiyse gitti. Hiç bile etkilenmiyor. Yine ahır zamana bakan ve ibret dersi veren diğer bir rivayette şöyledir. Şam ehli yani hilafet dairesindeki Müslümanlar, fesada uğradığında ahir zaman fitnesi istila edince sizde hayır kalmaz ümmet ciddi manada bozulur fakat ümmetimden bir tayfe kıyamet kopuncaya kadar mansur yani inayeti hassaya mazar ve hak kuvvetiyle manen mu muzaffer olmakla devam eder onları yardımsız bırakanların yani hadisede geçen hazelelerin, döneklik yapanların durumları kendilerine bu mucahitlere bir zarar vermez. Ramuzul Ehadis sayfa 55. hadis. Son şey okuyorum. Aynı manada olan hadislerden ikisini de şöyledir. Gene hadis. Kıyamet kopmaz ümmetimden bir tayfa hakikat cihetiyle herkes üzerinde hakim olmadıkça onlar kendilerini terk edenlerin hazelenenin Hazel'e söylemiştim. Döneklik yapanlar. Terk etmesine aldırmazlar ve kendilerine yardım edene de aldırmazlar. Yani kendilerine taraftarlıkları sebebiyle değil Allah'a bağlılıkları sebebiyle uhvet alakası duyarlar ve sadece Allah'a tevekkül edip teslim olurlar. Esbaba meşruiyeti aşarak değer vermezler. Sen bana yardım ettin abim paşamsın değil. Ben sen yardım ettin, sen hizmet ettin. Ben de hizmette bulunuyorum. Ben de hizmete hizmet ediyorum. Sen ne diyorsun? Seni kafamın üstüne koyma seni. Niye koyayım ki ya? Ama gereken muameli yaparsın. Ama ne dedi? Ne diyor bak ne diyor? Şöyle. Yani kendilerine taraftarlıkları sebebiyle değil, Allah'a bağlılıkları sebebiyle uhuvvet alakası duyarlar. Mesela sen hizmet ediyorsun diye başımın üstünde değil. Kardeşiz Allah razı olsun teşvik ederiz. Maşallah güzel hizmete vesile oluyorsun. Birbir Müslüman sever, takdir eder. Ama veli nimetim diye her şeyine evet diyecek hali yok. Sebebiyle uhvet alakası duyarlar ve sadece Allah'a tevekkül edip teslim olurlar. Esbaba meşruiyeti aşarak değer vermezler. Ramuzul Ehadis 476 cümle bitti. Demek ki Ramuzul Ehadis 508'de de benzeri mali rivayet var. Bu Mansur tayfe bu Allah'ın özel koru, korunan küçük bir cemaat 11. sürenin 166. ayetinde nazara verilen cemaati kalile az bir cemaat manasına da uygun düşüyor. İbn Mace mukaddime 9. hadis aynı manadadır. Daha daha çok ahir zamana bakan böyle mecazi rivayetlerin ahkam için değil ibret için pek cüzi miktar miktarına miktarından dolayı nazara verildi. Ve ahırda vahum enelhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha'tıma selavat